Merhaba. Yine birlikteyiz. Ve nereden başlayalım meselesine geldiğiniz zaman bazen başlayacak yer bulmazsınız. Bazen de başlayacak konu bakımından o kadar çeşit var ki neresinden tutup başlamanız gerekir. Ciddi, sıkıntılı, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yani çok da benzeri yoktur. Hiçbir suç grubu bu kadar yaygın olmadı. Akşam yattık, sabah kalktık, pandemi gibi bu meşru olmayan diplomalar bulaştı bize. Akşamdan sabaha, yani yok diye böyle bir şey. Olmaz. Geçen gün Nurettin Çırakoğlu buradaydı. 97'de 26 tane sahte diploma bulmuşlar. Böyle 2000'in başları gibi. Yani 20 kusur seneden bahsederiz. Aynı şekilde. Ve düşünürüm ben. Düşünürüm. Nasıl bir vicdanla bu kabullenilir? Herkes yaptı. Ha. Kalabalıklardan yanlış yapacağınıza tek başınıza vicdanınızla doğru yapın. Ve toplumsal bozulmanın bir gün, belki konu kalmayacağım ama uzun uzun bu konudaki düşüncemi sizlerle paylaşacağım. Çünkü nerede başladı bu işler? Geçen gün yazdım, 60, Londra'da 120 bin pound para toplandı, para kayboldu, izi yok. Rahmetli Rüstem Tatar'ı yolladılar, 14 Şubat 1965'te gitti, tamam mı? İzini bulamadı. Ankara'ya gitti, bazılarıyla görüşemedi. Kızılay yardımı yolladı, birileri soğanları sattı, ilk sermayesini yaptı. Vesaire. Neyse, bunları uzatmayacağım. Sevgili Cale Refik Rogers konuğumdur. Halkın Partisi milletvekiliydi. Bir yol ayrımıyla bağımsız milletvekili olarak mecliste varlığını sürdürüyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Telefon çalıyordu, acil miydi? Evet, bir şeyse... annem çocuğu yanlış yere götürmüş basketbol dersine, işte anne olacak biraz böyle sıkıntı oluyor ama bir şey değil, tamamdır. Tamamdır, teşekkürler. Güncel konularımızı teğet geçmeyeceğim. Çünkü konuşmam ve düşüncelerinizi değerli buluyorum. Ve şunu da söyleyeyim ama izninizle. Köklü siyasi bir gelenekten gelmek, gençlik örgütünden başlayarak filan, gelen insanlara ayrı bir siyasi değerlendirmem vardır. Ama bunun çok artı olduğu konusunda tereddüdüm vardır. Çünkü önemli olan insanların bir değil, birey olmasıdır. Halbuki siyasi yapı içerisinde bu parti disiplini bunu emreder derik ve tornudan böyle çıkarmak isteriz. Dolayısıyla sizi ben kişisel kapasitesi yüksek, kuyunun dibinde yaşamayan bir İnsan zenginliğimiz olarak görürüm. Bir pandemi geçirdik. Pandemide bazıları Covid oldu. Hayatını da kaybetti. Bazıları aşı oldu. Bilmem şu aşı, bu aşı. Tabii ki bu aşılar herhalde dünyada 100 milyonlarca, yani bir şey etmeyeyim, aslında milyarlar demeyeyim. Keşke dünyada aşıya kolay ulaşımı milyarlarca insanın olsa. O tereddüdüm nedeniyle. Şimdi nedeni bilinmeyen değilim. Nedeni saptanmayan bazı konularda herhalde aşıdandır diyorlar. Bu bizim aşıyla ilgili ki insanlık tarihinin aşı tıp dünyasında koruyucu hekimlik açısından en önemli gelişmedir, buluştur. Tabii, sağlığı açısından. İnsan sağlığı, yani işte çocuklara dönük aşılar gelişmeden, bulunmadan ve uygulanmadan ne kadar çocuk ölümleri olduğu biliniyor. Tabii. Hatta işte daha sonra bu geçirdiği hastalıklar nedeniyle sakat, yani engelli kalan insanlar var. Şimdi bu tür bilimsel zemin olmayan ama zaman zaman da varmış gibi, işte kızamık örneği de var bunun. Ansızın biri çıkar bir şey söyler, insanları korkutur ve bilmem kaç yıl önce mazide kalan kızamık dünyanın hem de gelişmiş ülkelerinde bulabiliyorsunuz. Yani Covid aşıları
galiba insan sağlığı için bir takım olumsuzluklar yarattığı anlayışının bilimsel bir zemini var mı? Sorun bu. Süreniz 3 dakika. Tamam, çok uzatmamaya çalışacağım. Yani COVID pandemi döneminde, COVID-19 salgını döneminde aslında aşılarla ilgili tüm veriler bize işte hastanede yatışları azalttığı ve ölümleri de azalttığı yönündedir. Yani aslında koruyucu bir etkisi olduğu yönündedir aşıların. Ama maalesef artık böyle sosyal medyayla da birlikte çok ciddi bir bilgi kirliliği var ve aslında bazen doğru olmayan haberler biraz da daha fantastik olduğu için daha çekici oluyor, daha çok tıklanıyor. Biliyorsunuz bununla ilgili de birçok veri var. Yani medyada gerçekten doğru habere ulaşmak bazen kolay bile olamıyor, biliyor. Çünkü çok fazla bir bilgi var. Ve genelde mesela işte aşı karşıtı bir şeyi beğenirseniz mesela sosyal medya size hep o tür haberleri karşınıza çıkaracak ve onları dinleye dinleye de bir sanal gerçeklik içeri, yani kendinize ayrı bir sanal gerçeklik de yaratabilir oluyorsunuz. Yani plandemi diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Bir pandemide. Şey söyleyebilir miyim? Evet. Küçük bir parantez. Evet. Sosyal medyayı içinde kullanıyorum herkes evet. gibi. Instagram'da ansızın önüme şey geliyor. Böyle engelli insan, engelli çocuk bir beğeni de bana atmaz mısın? Aldanıp tıkladığınız zaman artık önünüze hep onlar gelmeye başlar çeşit olarak. Evet. Vazgeçtim. Neden? Ne oldu bir tık? Şey geldi bana, yani o engelli çocuk değil ki onu oraya koyan. Tabii. Biri oradaki like sayısı üzerinden bir takım evet, maddi kazan. Şey yani ben eskiden özellikle İstanbul'a gittim, dilenciler vardı. Bozuk param vardı da o bozuk parayı dağıtırdım. Evet. Sonra uyarıldım, dediler ya sokaktaki çocuğa verirsen para, o sokakta kalır. Dilenir çünkü. Bir para kazanır. Evet. Hatta çok hızlı sürenizi evet. çalmadım. Evet. Geçenlerde akşam saat 10-10.30 burada Kıbrıs eski binamızın yanındaki ışıklarda 10-20 geçer. Saati de biliyorum. Baktım 14-15 yaşlarında bir çocuk böyle fış fış su ve cam sileceği. Evet. Onu ilk defa gördüm tür olarak. Açtım camı, sordum. Dedim niye eve gitmiyorsun? Abi dedi işe şimdi geldim. Sen okula gitmiyor musun dedim. Yaş 15. Biz dedi 2 gün önce geldik Van'dan. Ve henüz babam beni okula kaydetmedi. Ve çocuk 10.30'da işe şimdi çıkmış. Bakın 15 yaşında bir çocuk işe şimdi çıktım dediğine göre herhalde gece 12'lere kadar da orada kalacak. Evet, evet, söz sizin, devam edebilirsiniz. Şimdi sadece 2-3 şey söyleyeceğim. Dediğim gibi yanlış bilgi de bazen çok hızlı bir şekilde çoğalabiliyor. Bu pandemi döneminde bunu farklı açılardan çok gördük. Aşı da bunlardan bir tanesiydi. Ve aşıyla ilgili zaman geçtikçe daha da sanki tereddütler yani azalacağına da çoğaldı. Yani birçok bilimsel veri de ortada olmasına rağmen. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. COVID-19'un aslında yan etkilerinden bir tanesi kalp hastalıklarını da tetiklemesidir. Yani bu da aslında yan etkilerden bir tanesidir. Ama mesela kimse bunu konuşmuyor. Ama işte anne ölümleri, kalp krizlerini dönüp COVID aşısına bağlıyor. Yani orada ilginç belki bir... Belki varsa bir rahatsızlık, belki de COVID'den dolayıdır, aşısından değil. Evet, yani çünkü COVID'in işte post-COVID etkileri, yani dünyada bunları da takip edenler çok var. Bildiğim belli kişiler de var yani bunu yaşayan, şu anda hala da bununla mücadele eden. Yani bir o boyutu var. İkincisi bir de ülkemizle ilgili şu benim çok ilgimi çekiyor. Sigara bir numaralı akciğer kanseri sebebidir. Yani dünyada herhalde kanıtlanmış çok ender kanserin direkt ilişkisi gösterilen etkenlerden bir tanesidir bir sigara. Bir numara. Başka hiçbir kanserde direkt bu bundandır dediğimiz çok bir kanser türü yoktur. İşte meme kanserinde de bir genetik yatkınlık şeyi var falan filan. Ama yani dışarıdan çevresel faktör olarak, etken olarak, direkt olarak akciğer kanserine bağlı bir etkendir örneğin sigara. Ama ülkemiz sigara içme konusunda yani bence topla bir yerlerdedir, yani tam sayıyı bilmiyorum. Ama sigara kullanımının bu kadar yaygın olduğu başka bir ülke, ben çok yere seyahat ettim.
Ama böylesini görmedim. En gencinden en yaşlısına çok ciddi bir sigara kullanımı var ülkemizde. Ve bir numaralı akciğer kanseri sebebidir. Ama kimse işte o yüzden ben sigara içmeyeyim demiyor. Sigarasını içmeye devam edip ben asla bir kere daha aşı olmam diyor. Burada da bir paketin üstünde de yazar. Ha, aynen, paketin üstünde de yazar smoking kills. Yani böyle bir çelişki de var bence. Ama genel özetle söylemek gerekirse, bugüne kadar gördüğümüz tüm veriler aslında bize COVID aşısının hem hastaneye yatışları azalttığı, hem COVID-19'a bağlı ölümleri azalttığı, yoğun bakıma yatışları azalttığı yönündedir. Nokta. İstediğiniz kadar siyaset yapın. Ben sizi bir bilimsel zeminli insan görüyorum. Bilimsel. Evet. Sorum şu: yeniden ihtiyaç duyulsa aşı olur musunuz? Ben kesinlikle olurum. Ama yani mesela bahsettiğiniz gibi, mesela kızamıkla ilgili de böyle bir şey olmuştu yıllar önce. Bir bilim insanı bir yayın yaptı ve dedi ki MMR aşıları, kızamığa karşı olan aşının da içinde olduğu MMR aşıları otizm yapar dedi çocuklarda. Ve ondan sonra aşı karşıtı akımlar başladı dünyada ve bunun yaygın olduğu belli bölgelerde de öbek öbek kızamık salgınları olmaya başladı. Ve bu tabii ki çok ciddi halk sağlığı sorunlarına dönüşmeye başladı. Fransa'da oldu bu, Amerika'da oldu bu. Amerika'da işte Yahudilerin bazıları vücuduna yabancı madde koymadığı için dini inançları bakımından mesela aşı karşıtıdırlar. Onların olduğu bölgelerde mesela çok ciddi kızamık salgınları olmaya başladı. Yani aşı hayat kurtarır, boşuna demiyoruz. O yüzden böyle toptan işte aşırı retçi bir durumu çok kabul etmiyorum. Diğer bir şey de COVID aşılarıyla ilgili hep şu konu konuşulur: İşte çok hızlı üretildi. Ama bilim bu konularda çok uzun yıllardır çalışıyordu ve o noktaya geldiğinde kanser aşısı olarak aslında buna çalışırken, bunu modifiye ederek COVID-19 aşısına çevirdiler aslında. Yani uzun yıllardır bir çalışma vardı ve ilk defa bu kadar geniş bir popülasyonda aslında bunu gösterme şansı da oldu bilimin, bu aşının etkilerini deyip. Bir küçücük katkıcık bırakayım. Bir de evet. Hocalığım var. Evet. Geçenlerde bizim Zara Küçük Torun. O hep böyle bir ansın, gittim okuluna. Hasan Hoca, nereden çıktı bu dedi. Anlattık öğretmenliğimizi, bilimci. Evet. Şuna gittim. Evet. Şu basit şeyler var aslında. İnsanlık tarihine baktığınız zaman ateşin bulunması, ateş bir kilometre taşı. Evet. Tekerlek. Bir kilometre taşı. Ha. Devam ederiz. Ve bunlar her bulunan teknolojiyi desteklediği zaman gelişimlerin mesafesi daraldı. Kısa zamanda çok gelişme oldu. Ve bilişim, dijitalleşme, bilgisayar, internet, bilgisayar binlerce yılda olanları birkaç güne sığdırdı. Aynen, yani ben düşünün ki ben doktoraya yeni başladıydım. İlk cep telefonu sahibi olduğumda, yaşım ortaya çıkacak. Kameralar yoktu. Doktoraya yeni başladıydım. Ve yani şimdi çocuklarımız için mesela telefonsuz, tabletsiz bir dünya, cep telefonsuz, tabletsiz bir dünya. Birkaç yaşında o parmacık işlemeye çalışıyor. Peki ben bir başka aşı sormak istiyorum size. Evet. Toplumsal ahlakı koruyan, arsızlığa, hırsızlığa, kayıt dışılığa, haksız kazanca engel olan böyle toplumsal bir aşı bulunmadı mı? Eğitim. Var aşısı. Eğitim çok küçük yaştan başlıyor. Hem de çevreden tabii ki. Çevre ve eğitim. Yani hem çevreden aldığınız eğitim, hem okuldan aldığınız eğitim, daha doğrusu düzeltelim. Peki, Jale Refik Rogers böyle aralıklarla ortaya çıkan ve bu kez nüfusla orantılandığı zaman bizi dünya sıralamasında kötü anlamda ön sıralara koyan bir takım gelişmeler yaşıyoruz. Bunu izlerken gün içinde değil, başınızı yastığına koyup ışığı da söndürdükten sonra düşünürken ne geçer aklınızdan? Vallahi çok şükür ki belki işte aile terbiyemden dolayı da bugüne kadar hiç başımı yastığına koyduğumda uyuyamayacağım, uykumu kaçıracak bir şey yapmadım.
Onun için de. Ama hani çocuk gelişiydi. Ne düşünüyorsun? Çok uzun süre. Olmuyor bu ülkeye adamlara, şaka yaptım ya. Ama şey şöyle yani gerçekten çok üzücü bir dönemden geçiyoruz. Ve geçen gün ben meclis komitesinde duyduklarımdan sonra yüksek öğretimle ilgili biliyorsunuz bir araştırma komitesi kuruldu mecliste. Siz o komitede üye misiniz yoksa katılıyor musunuz? Evet, oy hakkım yoktur, üye değilim ama katılıyorum. Tüm toplantılarına da katılıyorum ve yakından takip ediyorum çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orada duyduklarınızı dediğiniz, o duyduklarınızı burada da söyleyin. Orada duyduklarımın bazılarını zaten dün meclis kürsüsünden de söyledim. Burada söylemekten de çekinmem ama duyduklarımdan sonra söylediğimi size söyleyeyim. Ben dedim bir milletvekili olarak utanıyorum. Bütün bu duyduklarımdan çok utanıyorum. Bu kadar biz aslında ülkeyi yani bir ülkeyi yönetenler ve işte bu belli noktalarda bulunanlar ülkeyi bir devlet yönetir gibi değil de Ali Baba'nın çiftliğini yönetir gibi yönetmişler aslında. O yüzden şu anda bu bulunduğumuz durum içerisindeyiz. Biz boşuna yıllardır denetim demiyoruz. Ve habire işte Ulusal Birlik Partili bakanlar kürsüye çıkıyor ve ne diyor? İşte biz denetim yapamayız. İşte bizim denetim zafiyetimiz var. Böyle bir şey kabullenilmiş çaresizlik olamaz. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Niyetiniz yoksa denetlemezsiniz. Niyetiniz varsa elbette denetlemenin yolları vardır. Yani bir şeyleri durdurmak istiyorsanız bunun çok yolu vardır. Bu eğitim konusunu, bu olaylar yeni ortaya çıkmadı. Yani işte yüksek öğretimin insan kaçakçılığıyla, insan ticaretiyle ilişkilendirilmesi yeni başlamış bir şey değil. Ben bunu 2 sene önce polis bütçesinde de konuştum. Poliste ayrı bir insan ticaretiyle ilgili birim kurulması gerekir dedim. Bunların yakından takibi yapılması gerekir dedim. Gittim polis genel müdürüne, bizzat kendisine de dedim lütfen ayrı birim kurun. Çünkü bu çok özellikli bir konudur ve uzmanlaşmak gerekir bunu tespit edebilmek için. Lütfen bunun için birim kurun dedim. Milli Eğitim Bakanlığı'na bu konuya el atın dedim. Bana lütfen dedi ülkenin adını kirletecek şeylerden bahsetme meclis kürsüsünden. Çünkü sanki biz yani bunu dünya uluslararası alanda işte Amerika rapor yazıyor bununla ilgili, İngiltere rapor yazıyor bununla ilgili. Google'a girdiğinizde herkes bunu okuyabiliyor ama biz kendi ülkemizde olan bitenden 3 maymunu oynayıp yokmuş gibi davranacağız. Yani yıllar önce ilk uyuşturucu bugüne kadar bu oldu. Yıllar önce uyuşturucuyla ilgili okullarda ilk anket çalışması yapıldığı zaman ne yapacak diye kara kara düşündüler. Nasıl söyleyecek? Söyleyeceksiniz ve gereken de tedbir de alınacak yani. Yani gözünüzü kapatın. İnsan reaksiyonunda en yadırgadığım nedir biliyor musun? Bedensel reflekslerde. Tamam, gözü korumak gerekiyor da tehlikeli durumlarda reflekslerden biri gözünüzü kapatırsınız. Halbuki tam da gözünüzü açacağımız yer. Yani toplumda da bütün bunlar buraya gelene kadar hep gözünüzü kapadık. Hatta yetişkinler çoluğunu husol sana ne? Sen alemin doğurucu Davud'u musun? Husol. Ve bir toplum yarattık ki doğruyu söylemek cesaret gerektirdi. Yalanı söyle. Söyle de korkma. Maalesef. Yani şöyle bir sıkıntı var gerçekten de. Ben bunu hep söylerim. Dünyada her ülkede yolsuzluğa meyilli insanlar vardır. Ama o ülkede belli kurallar vardır, yasalar vardır ve devlet otoritesi vardır. Ve o devlet otoritesinden çekindiğiniz için veya işte bir suç işlerseniz aslında kolay yakalanabilip cezalandırılabileceğinizi bildiğiniz için onları yapmaktan imtina edersiniz. Bizim ülkemizde özellikle son zamanlarda hızla artan hep yapanın yanına kalması, yani işte Sayıştay raporlarında bakanların ismi geçiyor, başka yerlerde yolsuzluklarla şeylerle ama yapanın yanına kalıyor, kimseye hiçbir şey olmuyor. Bu oldukça da bu aslında toplumda da böyle bir reaksiyonu tetikliyor. Zaten ona da bir şey var. Zaten herkes yapar. Ne yapayım yani? Madem o da yapar ben de ne olacak yani filan. Ya işte o da aldı ben de alayım falan. Yani ve bugün geldiğimiz duruma geldik aslında. Dolayısıyla şu anda yaşananlar gerçekten çok üzücüdür. Çok üzücüdür.
Çok dediğim gibi ben gerçekten utanıyorum yani bu olan bitenden ve bu kadar başıboş kalmasından bu ülkenin. Ama bu bizim için aslında bir uyanış olabilir. Yani wake up call der İngiliz. Bunun bir wake up call olması lazım. Bundan çünkü bundan sonrası yoktur artık. Yani bu silkelenip kendimize gelmemiz için aslında uyanış için çok kritik bir noktadır. Yüksek öğretim bu ülke için kritik önem taşımaktadır. Çünkü bu sadece o üniversitelerin sürdürülebilirliği değil. Ama o üniversitelerin sürdürülebilirliğiyle birlikte işte bu ülkeye gelecek olan yabancı öğrenci burada yaşayacak, yiyecek, içecek. Olmayan toplu taşımayı kullanacak vesaire vesaire derken yani aslında piyasaya da bunun ciddi bir etkisi var. Dolayısıyla göz bebeğimiz gibi bakmamız gerekir bizim yüksek öğretime. O yüzden de bu dediğim gibi bir uyanış olması için, bir dönüm noktası olması için kritik bir dönemdir. Ve bu olan bitenden ders almamız çok önemlidir. Sonuna kadar gidelim, silkeleyelim gerçekten de. Yani ben samimi olduğuna inanmıyorum başbakanım. Çürük elmaları temizleyelim dedi, bence de temizleyelim. Onların samimiyetine inanmıyorum. Ama umarım gene de işte yok buraya geldi, belli denetimler yapılıyor, şey yapılıyor. Yani bu süreç... Büyük bir sistem kuracak. Söylenen şudur. Bizde YÖKAS diye bir sistem var. Evet. Girdim, araştırdım. Evet. Düz işte bilmem ne alacaksan buna başvur da al. Yani öğrenci belgesi. Şimdi bende var bir sayfası. Bu eğitim kurumlarıyla ilgili olanıdır. Bu da EKAS, bir de YÖKAS var. Şimdi... Hayır, YÖKAS. Ama bak da YÖKSİS'te evet. Diyor ki öğrencinin kaydı diploma aldıysa bütün sınavları, devamı vesairesi hatta diyor ihtiyaç duyulması halinde asal şube veya diğer konularda bir öğrenci seçme yerleştirme merkezi artık belge istemiyor. Oraya gidiyor. Her şeyini buluyor. Bizimkinde diploma yok. Ve ben şuradan dişe duydum. Bugünkü yazımda Kıbrıs Gazetesi'nde var. Birileri bu işin kayıt altına alınmasını istemiyor. Bu bence ülkemizdeki genel olarak dijitalleşmeye karşı olan direncin sebebi bu tam dediğinizdir. Çünkü aslında birilerinin işine gelmiyor. Mesela ilaç eczacılık dairesindeki ilaçların kayıt altına alması da birilerinin işine gelmediği için bu kadar yıldır. Küçük bir bakkal dükkanında barkod sistemi evet, var. Evet, devletin eczanesinde yok. Yok, yok. Şimdi sözde kurdular, kuruyorlar da. Bugün gene Hakan Dinçürek bir müjde verdi. Yani gidip görmek istiyorum. Çünkü sözde bir şeyler kuruyorlar şu anda. Ama yani yıl 2024, hala daha yapamadık. Türkiye Cumhuriyeti 2010 yılında ilaç takip sistemini kurdu. 2014'te bunu dijital hale getirdi. Bizde yıl 2024, biz hala daha ilaç takip sistemini kuramayız. Açtık ellerimizi, bekledik belki Türkiye gelir bize bir gün uygun gördüğünde. Yani onu da demiyoruz yani bizim toplumumuz için budur kritik olan. Lütfen gelin bu konuda işbirliği yapalım, gelin bize bildiklerinizi anlatın da demiyoruz. Sadece rica ettik. Belki bir gün onu da öne alırlar. Devletten önce yani bunu söyledi bana çünkü Sayın Bakan. Dedi ben söyledim. Dedi onu öne al. Diğer yapacaklarının arasında öne alsınlar dedi. Yani bu kadar. Ve ben yani biraz önce söylediğinizde de yani bence tam da sorun buradadır. Siz ne dediniz? Yok geldi. Sistem kuruyor. Biz bu sistemi bu kadar yıldır neden kurmadık? Yani onu sordum. Lazımdı yani patlasın, bir skandal olsun ki bu skandal olması için de artık üniversitenin Türkiye'deki sahibi kendi aslında üniversitesinin itibarının sarsılması pahasına. Ya çaldılar gitti. Beni dedi de geldi. İşte ve yani itibarının sarsılacağını biliyordu ve geldi ve dedi ki beni çaldılar değil yani mi? Yani 690 diploma satıldı. Yani bu üniversitenin 690 değildir herhalde çünkü 800 zaten diploma vermiş bugüne kadar yani o yüzden yani bunların hepsini de satmamışlar. O zaman kendi kendilerine şimdi bir bazen bir şey söylerim. Kimse üstüne almasın ama meramımı anlatmak için söylüyorum. Bu tür düzenlerde hırsızlar kavga eder, mallar sokağa dökülür. Yıllar önce ben Kıptek'teki yolsuzlar, nereden duyan dediler. Neden? Hırsızlar kavga edince mallar sokağa dökülür. Yoksa hırsızlar uyum içinde olduğu sürece siz hırsızları fark edemezsiniz ki. Evet. Yani Allah'ım derin kavga etsinler de öğrenelim. Yani evet, şimdi de evet. Bu kadar yani ben yıllardır gazeteciyim. Menfaat çatışması olunca evet. Biri o birine zarar vermek için evet. Bir şeyleri dışarıya evet. Sızdırır. Evet. Ama
Burada benim takip ettiğimde gördüğüm endişe edici mahcup muhalefetin, muhalefet anlamında değil, bu sistemin kurulmasına cesaretini bulsa birileri karşı çıkacaktı. Hazırlık ona göreydi. Ya siz bize işte biraz yardım edin de gidin. Çünkü 5 yıldan ilk etapta 5 yıl geriye doğru kayıt yapılacak. Kimlerin diplomaları sistemde çıkacak? Halbuki ya artık yeter artık. Yani çok da hani olan oldu. Olmaz öyle şey. Şimdi 2-3 nokta var. Birincisi, ne yazık ki dediğim gibi YÖK gelmek zorunda kaldı buraya ve bir sistem kursun. Çünkü biz bugüne kadar kurmadık. YÖK'ün kuracağı sistem şu anda her üniversitenin verdiği tüm diplomaları merkezi bir sistemde toplayacağı bir sistem yaratıyorlar. Ve bu dediğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde var. Yalnız işte diploma değil, ne zaman aldı değil, hangi ne zaman kaydoldu, hangi derslere girdi. Tamam, evet, hangi derslere girdi, transkriptleri, şeyleri ve diploması olacak şekilde bir sistem kuruluyor. YÖKAS'ın amacı hiçbir zaman bu değildi aslında. YÖKAS başka bir amaçla kuruldu. Bizim ülkemizde yabancı öğrenciler bu ülkeye gelirken bir ön izin belgesiyle geliyordu, üniversiteye kayıt belgesiyle. Ondan sonra geliyor ve kayıplara karışıyor ya da işte bir üniversiteye kaydolduydu, olmadıydı falan filan. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yok, bir durum vardı. Bu dörtlü hükümet döneminde aslında bizlerin de içinde olduğu hükümette kuruldu bu. İçişleri, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'yla birlikte. Ve bu her gelen öğrencinin aslında normalde yasada mecburi olan muhaceretini yapmasıyla ilgili bir sistemdi. Yani yabancı bir öğrenci ülkeye geldiği anda üniversiteye kaydını yaptırıyor. Üniversiteye kaydını yaptırdığında Sağlık Bakanlığı'na da kaydoluyor. Sağlık harcı ödemesi gerekiyor ki bu sağlık harçlarını da toplamakta çok zorluk çekerdi eskiden hükümetler. Eğitim Bakanlığı'na kaydoluyor, Sağlık Bakanlığı'na gidiyor, harcını ödüyor, Sağlık Bakanlığı'na kaydoluyor. Aynı zamanda İçişleri'nde muhaceretini yapıyor ve üç sistemde siz her öğrencinin aslında devamlılığını görebilmenizle alakalı bir şeydi bu. Yani amaç bu, murat edilen. Murat edilen buydu. Kaç tane aktif öğrencimiz varın takibiydi bu. Aman oldu, sonra işte pandemi geldi, sulandırdılar. İşte yok ya, ne yapalım yani, takip etmeye çalışırdık da edemediydik de bilmem ne olduydu falan filan şimdi. Son ben bunu kürsüden göstermek için çıkarttıydım. Muhaceret yapan, mesela aktif öğrenci yazar, pasif öğrenci yazar. Muhaceret yapan bölümünde de düzenleme yapılıyor yazar. Ve ben mesela 3 ay baktım, hala o düzenleme bitmedi. Düzenleme yapılıyor yazardı. Dolayısıyla yani aslında önce tabii ki en iyi sistemi bile kursanız önce bir niyetiniz olması lazım gerçekten uygulamak için. Ve bunu takip eden, denetleyen birilerinin olması lazım. Ve benim gördüğüm kadarıyla aslında istedikten sonra denetleyebilecek, takip edebilecek mekanizmalarımız var. Ama aslında buna niyeti olan çok da birisi yok. Ve bence artık yani benim utançtan yerin dibine girdiğim nokta, biliyorsunuz bir de üniversitelerin yanında eğitim kurumlarımız var. 40 civarında. 39 tane. 2021 yılına kadar 17'yi bulmuş sayı. 2021'den sonra bugüne kadar da 39'a çıkmış bu sayı. Ve bu eğitim kurumlarının aslında ne kadar gerçekten eğitim verdiğiyle ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Ve bunu aslında birçok kesim de açıklıkla dile getiriyor. Ama bununla ilgili hala kimse bir şey yapmıyor. Böyle bir durum içerisindeyiz ve bence yani en utanç vericisi Başbakanlığın karşısında Cyprus, Massachusetts Institute of Innovation diye böyle isimde yani zannedersiniz uzaya çıkacaklar, roket dizaynı yaparlar falan. Böyle bir yer kuruluyor. Bu bir eğitim kurumu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinlendirilmesine rağmen web sitesi hala daha girseniz Google'da durur. Web sitesinde diyor ki biz associate degree veririk. Ve associate degree de aslında üniversitelerin verdiği 2 yıllık şeylerdir. Bu üniversite olmadığına göre onu veremez. Ha, veremez aynen. Ama YÖDAK, pardon, polis gidiyor oraya ve polise diyor ki oranın müdürü, biz üniversiteyiz, 2 senelik ön lisans veriyoruz.
Öyle olunca polis de Yodak'a diyor, gelip bir bakar mısınız burada, üniversiteyim diyorlar. Yodak da o kadar bir dünyadan bir haber Yodak, yani maalesef. O da kalkıp oraya gidiyor. Sonra ortaya çıkıyor ki bu aslında bir eğitim kurumudur ve üniversite değildir. Ve bu olayların hepsi başbakanlığın karşısında oluyor. Gumuşu'da. Eğitim Bakanlığı uyuyor, başbakanlık uyuyor, Yodak uyuyor. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Ondan sonra da Eğitim Bakanı çıkıyor ve kürsüden diyor ki ne yapalım, işte 39 zannedilir de yetiştiremedik de denetleyemedik de, yetiştiremediyseniz o zaman vermeyin bu kadar izin. Ne yapalım, başvurdular. Ne yapalım, yani başvurdu diye mecbur musun? Yani böyle bir dünya olamaz. Yani bir devlet, yani hükümetler ne içindir? Hükümet planlayama yapacak, ihtiyaçlarını belirleyecek, sistemi kuracak, dijitalleşecek inşallah bir gün ve ondan sonra da denetleyecek, değil mi? Siz planlamanızı yapmazsanız, her önünüze gelene izni verirseniz, yani ne yapayım, işte şartlar da şu, işte 1 metrekareye 2 öğrenci olabilir. Tamam, sizin işte 40 metrekare var, o zaman sizin de 80 öğrenciniz olabilir. Yani bu kadar yani, tamam bunu karşıladı, işte binası var. Tamam, öğretmen var sözde ama var yok. Oraya gittiler, yani, bir kadın buldular konuşan. Dedi yetkili misin dediler. Yetkiliyim dedi. Sorgulama ileriye gidince yetkisizim dedi. Baktılar, ilginçti. Kadının dışında başka hiç Kıbrıslı yok, Türk yok, Türkçe konuşan biri yok, pardon yani öyle diyeyim. Temizlikçiden öğrenciye, hocalara kadar herkes ağırlıkla Pakistanlı. Ama pek bir öğrenci de yok. Hayır, öğrenci yok. Soruluyor. Bir derslik görebilir miyiz? Evet. Diyor. Cevap. Bu güzel yurttaki Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yaşananlar nedeniyle öğrencilerimize izin verdik. Bugün gösteremeyiz. Matem mi vardı ya? Hayır, bu ifade aynen bu şekilde seslendiriyordu. Düşünün. Yani böyle ve hala daha mesela ben bayağı bunu sorgulamaya çalıştım. Çünkü bahsettiğiniz gibi 79 tane kayıtlı öğrenci görünüyor şu anda. 16'sına ulaşabilmişler telefoniye. Ama yani ortada değiller anladığım, onlar da orada fiziksel olarak birisi yok. Ve yani... Eğitim Bakanlığı, yani eğitim vermediğinden emin olduğunuz, aslında eğitim vermeyen eğitim kurumlarını kapatacak mısınız dediğimde hala daha bana işte biz muhacaret iznini kaldırıyoruz da. Konu muhacaret izni değil yani. Konu eğitim vermiyorsa kapat. Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bu olay ortaya çıkmadan iki profesör ve bir doçentin akademik ünvanı almaları uygun olmadığı için 10 ay süreyle öğrenci alınmasın denildi. Yodak karar verdi. Turgay Avcı da tutuklandı. Turgay Avcı yokken geriye kalanların ilk yaptığı iş ne oldu? Geri açmak oldu galiba. Evet. Ve ilk gerekçe iyi düzeltmişler o iki profesör ve şeyi. Ama onu düzeltirken 600 kusur, yani siz dediğiniz olmaz ya, çok fazladır. Tamam mı? Ne kadarsa yani, sahte diploma konusu çıktı. Evet. Tamam mı? Sadece bu suç fiili ceza verim, yeni cezayı gerektirirken biz dedik, açtık kapıyı, gidin. Sordum. Şeker suya mı düştüydü? Başkanınız yok. Başkanınız görevden alınmadı. Başkanınız istifa etmedi daha. Bu muydu alelacele diye sordum da cevap alamadım. Peki komitede oturdunuz ve dinlediniz. Tamam mı? En çok sizi ne etkiledi? Dediğim gibi yani genel olarak bence bu ülkeyi düzeltmek istersek aslında çok bellidir neler yapılması gerektiği. İradeye ihtiyaç var sadece. Yani işte yapamadıydık, etmediydik, parası yoktu, bilmem nesi yoktu falan filan. Yani belli noktalarda evet tabii ki bütçeye de ihtiyaç var ama önce bence niyete ihtiyaç var. Ben onu görüyorum. Mesela komitede öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi, bir öğrenci ülkeye giriyor.
Ve ilk kaydoluyor. Ona bir numara veriliyor. Sonra o öğrenci başka bir üniversiteye yatay geçiş yapıyor. O numara değişiyor. Sonra bu öğrenci yurt dışına gidiyor. Geri geliyor. Yeni bir numarası oluyor. 3 tane. Bu değişebilir yani. 8 defa giriş çıkış yaptıysa 8 tane daha yeni numara veriliyor. Şimdi dünyada bunun usulü nedir? Yani ben Amerika'da okumaya gittim. Gittiğim ilk gün bana Amerikalı dedi, al sana bir social security number veriyoruz. Doldur dedi bu formu. Ve bu social security numarasıyla ben artık Amerika'da yaşadığım bütün sürece benim numaram o oldu. Yani çalışsam da, okusam da, stajda yapsam, ne yaparsam yapayım. Hep o numarayla beni Amerika'da takip edebildiler. İşte Hollanda'ya okumaya gitti yeğenim. Üniversiteden kabulünü aldı. Oraya gider gitmez belediyeden randevu aldı. Gitti belediyede kendisini hemen kaydettiler sisteme. Bu çocuk artık burada yaşar, bu okulda kayıtlıdır diye. Ve bir numaranız olur sizin. Ve o numarayla sizi artık takip ederler o ülke içerisinde. Dolayısıyla mesela ilk yapılması gereken şey artık bundan sonra bir artık adı bunun öğrenci kimlik numarası mı olur ya da ne olur? Yani bir numarası olması lazım. Ve ülkeye giren bir kişi öğrenci olarak öğrencilik ilişkisi kesilene kadar en azından o numarayla devam etmesi ve gerekir. 12-13 yaşlarında herhalde, yani 60'lı yıllarda ilk gittim kimlik kartı çıkardım, evet. Rum kesiminden. O dönemi olanlar bilir, böyle katlardınız yani. Evet, ben hatırladım. Var benim anneannemlerinkini falan gördüydüm. Tamam mı? Yani bu 74'de gelene kadar da öyleydi. Evet. Tamam mı? Evet. Orada benim kimlik o zaman 377-419. Evet. Dur. Evet. Oradaki numaram. Evet. Şimdi daha dur. Yani normal olarak. Yani bir öğrenciye de ülkeye girdiğinde bir biçimde... Evet. Bir numara vermeniz lazım ki takip edebilirsiniz ondan sonra yani nereye giderse gitsin. Eğer bir numara. Evet. Yani. Ve mesela bunu biz eğer biz yani komitede işte 6 saat toplantı yaptıktan sonra biz bu gerçekliği fark ediyorsak. Eğitim Bakanlığı bunu mesela fark etmiyor mu? Muhacirat bunu fark etmiyor mu? Yani neden bu yapılmıyor? Ve dolayısıyla yani şimdi... Çok ciddi sistemsizlik var birçok noktada. Dolayısıyla bir anda sihirli bir değnek yoktur hepsini birden düzeltecek. Tamam mı? Ama bebek adımlarıyla da olsa biz istedikten sonra, niyet olduktan sonra bir şeyleri düzeltebiliriz yavaş yavaş da olsa. Mesela bizim hükümette olduğumuz dönemde mesela ülkede kayıtlılığı sağlamak için işte mesela bu öğrenci kayıtları o dönem çıktı. İşte muhacere tüzüğü o dönem çıktı. Hatta gene işte paparalar koptu. Niçin? İşte ben 30 senedir bu ülkede turistim. Niçin şimdi muhacirat tüzüğü çıkardınız ve beni mecbur ediyorsunuz? Oturma izni alayım. 30 sene bir ülkede turist olamam çünkü senin adın artık turist olmaz o zaman. Dolayısıyla bir kaydın olmaz. Yerleşik turist. Yerleşik turist. tabii ki nedir? İşte mesela muhacirat tüzüğünü yaptık. Bu kayıtlılığı sağlamak için buraya kadar iyi güzel. Ama şimdi mesela sistemi o kadar bir tıkadılar ve o kadar geç veriyorlar ve bu süreci o kadar sürüncemede bırakıyorlar ki mesela oturma izni almak isteyenlere. Bu sefer gelen yabancıyı ciddi anlamda mağdur eden bir şeye dönüştü. Onları mesela o pürüzleri düzeltmek lazım. Yani yani adım adım işte Lego yapar gibi aslında adım adım düzeltmek lazım. Ama bunun için de önce niyet olması lazım. Ve şu andaki hükümetin ki 2020'den beri aslında hep aynı partilerin iktidarda olduğu bir süreçten geçiyoruz. Yani istikrar istikrar diyorlar. Yani bakanlar değişiyor belki ama aslında aynı partiler bizi yönetiyor 2020 yılından beridir. Ama istikrar diyen bu partilerde benim gördüğüm bu hükümetlerde her yeni gelen bakanla kendi partilerinin içinde bile her şeyi değiştiriyor. Birisinin yaptığını atıyor, beğenmiyor. Kendisi başka bir şey yapmaya çalışıyor. Böyle bir şey olmaz. Yani önce bizim kamuda sürdürülebilirliği sağlamamız gerekir. Ve gerçekten işte Adana bazı kalkınma planı der bazı başka şeyler. Yani senin belli olması lazım. Nereye, hedefin nedir, nereye doğru gidiyorsun? Ve bebek adımlarıyla bunu tuğla dizer gibi yapman lazım. Sorum ters tarafta, yani farklı bir düşünce olmadığı demokratik parlamenter sistemde herkesin sonuçlara göre
siyasal nöbetini tutması gerekir. Evet. Eğer çok uçkun davranırsanız aşırı keskinlik pasifizm gibi bir sonuç da yaratabilir. Ama her türlü siyasal refleksi de izah edildiği zaman bir ihtiyaçtır. Yani şimdi bir bakıyorum Halkın Partisi, siz ayrılmadınız, partiden ayrılma noktasında kaldınız, mecliste kaldınız. Kudret Özersay ve partide kalanlar daha farklı bir çizgide, bir siyaset ya da toplumsal muhalefet yapıyorlar. Siz mecliste kalıp devam ederken, mecliste milletvekili olmak, hele muhalefet millet, ya da fark etmiyor. Yani ben iktidar milletvekillerinin çok daha fazla işe yaradığını da düşünmüyorum. Yani kaldırır, bir de oylama var, çok rahatsızlık duyarım ondan ben. Okur en son, ben bütçe geçtikten sonra bir yasa çalışması vardı. Ben eleştirmiştim, doğru söyleyeyim, o suçların finansmanı, terörizmin finansmanı. Suç gelirinin aklanması yasası. Filan. O yasası. Ama terörizmle bağlantı. Yani sanki de bize terörizmi finanse ederler gibi. Evet. O yasada çok tehlikeli. Yani, bazı sıkıntılar var sanırım. Hatta bazı değişikliklere gidilmesi de konuşuluyor. Yani bak, şu vardır. Yani başsavcının yetkisi var. Bir yazıyla herhangi bir yere kanaatle 60 ay, 6 ay 2 sene daha ve bizim Anglo-Sakson hukukunda iddia makamına kanıtlama verir. Burada karşısını ispat et filan. Şimdi bütün bunları hatırlıyorum o gün. O zorlu töre izledi ben o oylamayı. Katip okuyor. Madde 1 bilmem ne. O madde 1'in o devamını da okumuyor. Madde 1 kabul edecek misin? Oy, başını da kaldırmaz. Yani böyle. Madde 1 kabul edecek misin? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Döner evet. Katibe bakar. Evet. Madde 5 bu budur. Madde 5 evet. Kabul edecek misin? Oy birliği. Evet. Böyle oylama mı olur? Şimdi şöyle. Mecliste esas işin yapıldığı yer, esas mutfak komitelerdir. Tamam. Meclisin alt komitesinde yasalar çok geniş şekilde tartışılır. Ben komitede çalışmayı çok daha fazla severim genel kuruldan. Çünkü genel kurul birazcık da daha çok şovdur aslında. Yani toplumun da izlediği bir şey olduğu için. Ama komitede genel gerçekten de iktidar da muhalefet de canla başla çalışır. Ve çoğu zaman muhalefetin aslında katkı koymasına da izin veren bir şey vardır. Yani öyle işte toptan redci siz muhalefetsiniz bize ne, biz hükümet işte geçiririk falan, öyle bir şey kesinlikle yoktur. Dolayısıyla yani bir yasa şeye gelene kadar, genel kurula gelene kadar genelde işte o komitelerde çalışan vekiller kendi gruplarında da sonra gidip bu yasaları detaylı tartışmıştırlar. Yani genel kurula geldiğinde artık o yani oy birliği ise özellikle o sadece işte bir rutin iş gibi olur ve maddeler de teker teker genelde okunmaz. Çünkü özellikle mesela o yasa da çok uzun bir yasadır. Çok uzun yasalarda sadece maddeleri, madde başlıkları okunarak oylanır. Ancak komite çalışmaları çok da topluma ekrandan taşmıyor. Evet. Böylesi hayati bir konu konuşulurken bir Allah'ın kulu çıkıp bir kelime söylemedi. Sorduğum zaman da bütçe görüşmelerinde de yorgunluk var dediler. Şimdi genelde yani özellikle İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin başkanlığını yaptığım dönemde yaklaşık 3 yıla yakında komite başkanlığı yaptım. O dönem geçirdiğimiz yasalarla ilgili toplumu bilgilendirme noktasında çok aktif çalışırdım. Yani gerek sosyal medyada bilgilendirme yazmak konusunda, gerek kürsüden çıkıp konuşmak, gerek basında çıkıp konuşma noktasında. Ama herkesin tarzı tabii ki farklıdır. Ama zaten bence halkta şöyle bir kafa karışıklığı da oluyor ve bu birazcık da bazen dışarıdan da bunu tetikleyenler olduğundan dolayı böyle oluyor. Halk meclisi sanki de bütün, yani mesela yürütmede yapılanlardan bütün meclis sorumluymuş gibi görüyor. Siyaset bütünü. Ha, siyaseti bütünen toplamda redci de olabiliyor yani. Bunu özellikle son zamanlarda buna çok rastlıyorum ve üzülüyorum ve bu yüzden de aslında bizim de toplumu bilgilendirme noktasında bence bir sorumluluğumuz var diye düşünüyorum. Çünkü
Yani meclis sonuçta bizim bütün yasalarımızı yaptığımız yer, dediğim gibi mutfak çok kritik bir yer ve ona da gözümüz gibi bakmalıyız. Yani biz aslında meclisi itibarsızlaştırarak, meclisteki seçilmişleri itibarsızlaştırarak hiçbir noktaya varamayız. Aslında. O yüzden de bence çok dikkatli davranmamız gerekir. Ama şunu da unutmamamız gerekir. Kuvvetler ayrılığı diye bir şey var. Yasama, yürütme, yargı. Meclis yasamanın yapıldığı yerdir. Yani yasaların çalışıldığı ama ve yasaların oylandığı yerdir. Evet, bir de yürütme vardır. Yürütmeyi yapan hükümet kanadındaki bakanlardır yürütmeyi yapan ve biz vekiller olarak da bizim o yürütmedekileri denetleme yetkimiz vardır. Ve bir de yargı var bağımsız. Sonuç olarak bizlerin milletvekili olarak, ben dediğim gibi mesela benim bu çıktı, bu eğitim kurumlarıyla ilgili çıktı. Ocak ayındandır. Ben Ocak ayında yüksek öğretimle ilgili bir konuşma yaptım aslında. Yani YODAK'la ilgili sıkıntılar, yüksek öğretimdeki sıkıntılar, bu eğitim kurumlarıyla ilgili, şaibelerle ilgili. Ve Çavuşoğlu mesela dinlemedi bile. Kalktı gitti, grup toplantısı var dedi. Gitti, tamam mı? Biz muhalefet olarak ancak zorlamaya çalışabiliriz, konuşabiliriz, gidip şahsen konuşuruz, genel kurulda gidip konuşuruz, başbakana gidip konuşuruz, diğer bakanlara gidip konuşuruz. Yani bunu yapabiliriz ama fiziksel olarak bizim gidip de yürütmenin, işte Eğitim Bakanlığı'nın yapmadığı denetimi ben muhalefet vekili olarak yapamam. Peki. Yani dolayısıyla da siyaseti değerlendirirken de o açıdan yani bu gözle de buna bakmamız gerekiyor. Yani bizim işte 30-40 yıldır seçilen ve her türlü bakanlığı yapmış kişilerin şu anda bir şeyleri yapmadığı için toptan siyaset kurumunu suçlamamamız gerekiyor. Peki. Çünkü benim dediğim gibi 35 senedir vekil olup bakanlık yapan kişilerin 35. yılda hala daha bir şeyi yapmamış olması aslında şaşkınlık bir şey değildir. Evet, hala daha gelecek zamanda yapacağım. Yani onlardan zaten bir şey beklemek, ölü gözünden yaş beklemek demektir. Peki, o yüzden bizlerin de bireyler olarak, yani vekil şey geçiyorum, bireyler olarak seçim döneminde bir sorumluluğumuz var kimi seçtiğimizle ilgili. Çünkü muhalefetin elbette yapacağı denetim çok önemlidir. Aktif bir muhalefet çok önemlidir. Ama bizim iktidar olacak olması için kimleri seçtiğimiz de büyük önem taşımaktadır. Adı üstünde iktidardır ve istediği bazı şeyleri yapacaktır. Yani dörtlü hükümette örneğin. Biz de bir şeyler yaptık ve hiç hoşlarına gitmedi. Bazı yasalar geçirdik. Oy birliği de olmadı mesela. Beklemedik de illa ki oy birliği olsun. Ve hiç hoşuna gitmedi mesela o dönem muhalefette olan UBP'nin. Ama biz gene de yaptık. Çünkü çoğunluk bizdeydi. Yani adı üstünde iktidar demek zaten çoğunluk olan demektir haliyle. Bunu da göz ardı etmememizin önemli peki olduğunu düşünüyorum. Kaldığınızda ne işe yaradı? Dediklerinde ne dersiniz? Yani kaldığınızda ne işe yaradı? Şöyle, sonuç olarak benim bu halka karşı bir sorumluluğum var. Bu halkımız takdir etti ve Halkın Partisi'nin en azından hala mesela TDP'ye temsiliyet için bir yetki vermedi. Ama Halkın Partisi'ne yani sizi cezalandırmak istiyorum biraz, bazı yaptığınız şeyleri beğenmedim dedi ama gene de ben sizi mecliste görmek orada istiyorum, orada olun dedi. Üç kişi bile olsanız, üç kişi gidin orada, muhalefetinizi yapın ya da işte iktidarın parçası olun, ne olacak? İrade, yani irade o yöndeydi. Ve biz yani bu sineği millet tartışması damdan düşer gibi başladığında seçimden 3 ay sonraydı. Yani biz daha zaten yeni seçilmiştik. Bu halk da yeni bir seçime hazır da değildi zaten. Bir seçim olsaydı bence herhangi bir değişiklik de olmayacaktı. Bir hemen bitireyim ama yarım kalmasın. Dolayısıyla ben halkın bana verdiği bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Bunu yapabildiğim için de vicdanım çok rahattır. Gönül isterdi ki Halkın Partisi olarak aslında mecliste kalınmaya devam edilsin. Bağımsız, çünkü aslında yani benim şahıslardan bile bahsetmiyorum şu anda. Ama yani bence şu anda
işte yani bir çeşit kaçak dövüştür. Yani meclisten çıkayım da meclisten çıkıp muhalefet yapayım. Zaten siyaset yapmanın, yani bir siyasi partiyi niçin kurarsınız? Mecliste temsiliyetiniz olsun, oy hakkınız olsun diye zaten yaparsınız. Ha bunu yapmayacaksak, yani dediğim, yani ben hep en başından beri söylediğim bir şey var. Eğer sineği millet bir koskocaman bir ülkeyi ayağa kaldıracak muhalif bir hareket olarak yapılsaydı ve gerçekten bir işe yarayacak olsaydı o çok farklı olurdu. Ama 3 kişinin sineği millete gitmesi aslında mecliste olan biten açısından da hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. O açıdan dediğim gibi ben halkın bana verdiği bu sorumluluğu bilinciyle hareket ediyorum. Ve hiç de pişman değilim ve muhalif bir milletvekili olarak da görevimi en iyi şekilde yerine getirdiğime sorun inanıyorum. Sorun 5 saniye, evet. Yanıt 55 saniye. sistem gereği bağımsız milletvekili seçilmek kolay değil, imkansız neredeyse. Eğer evet. siyaset yapacaksanız bundan sonrası olası bir seçim için evet. siyasi bir yakınlık tercihiniz için bir yakınlaşmanız var mı? Yani bir yakınlaşmamız, yani yakınlaşmam şahsen kendim sizi için. Sizi sorun. Evet, yakınlaşman yani var mı? Kendim için konuşayım. Yani şöyle, yani elbette bize farklı partilerden teklifler geliyor. Sizin de söylediğiniz gibi bağımsız milletvekili adayı olup da kazanmak zaten bizim seçim sistemimizde mümkün değil. O yüzden siyasete eğer devam edeceksem de bir partiden devam etmem gerekir. Ama şu an için öyle bir karar vermiş değilim. Daha çok görevimi en iyi şekilde yapıp biraz su akar yolunu bulur diyerek izleyip görmeye çalışıyorum şu anda. Sevgili Caner Rogers ya da sevgili Cale, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. De zaman durup beklemiyor. Hepimizin bu topluma karşı görev ve sorumluluğu vardır. Yeter ki insan ben yaparım olur değil, yapılan her türlü adım, atılan adım ve davranışlar toplumun anlayacağı bir şekilde izah edilsin. Çünkü izah etmek saygı göstermektir. Evet. Ben sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siyasetimiz sizi kaybetmemeli. Bakalım, olmadı. Belki bir genetikçiyi geri kazanmış olur kısmet. Teşekkür ederim. Sevgili Caner Refik Rogers'le konuştuk. Güzel bir sohbetti. Uzatabilir miydim? Uzatırdım. Zamanımız müsait değildi. Enerjisi pozitif olan bir sohbetti. Bazen konuşursunuz negatif olur. Bu sohbet benim açımdan negatif pozitif derseniz pozitif kutucuğun içine bir aferincik koydum. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Bay bay.